Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Keçmişə baxış verilişi efirdədir. Bugünkü verilişimiz ötən verilişlərimizdən xeyli fərqlənir. Həm mövzu baxımından, həm də qonaqlarımız baxımından. Bugünkü qonaqlarımız Türkiyə Respublikasından gəliblər. Türkiyə Respublikasının Avrasiya Sənət, Kültür, Ədəbiyyat və Bilim Federasiyasının başqanı Savaş Ünal bəy qonağımızdır. Eyni zamanda həmin federasiyanın genel başqan yardımcısı Yahya Azəroğlu. Xoş gördük sizi. Sağ olun, bizim teşekkür studiyamızda ederim. Görməkdən çox məmnunuq. Xoş biz gəlmişsiniz. De, biz de hoş bulduk, Necə sağ deyərlər, bizim verilişimiz, proqramımız keçmişə baxışdır. Biraz tarixlə ilgili. Eyni zamanda biz bilirik ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun tarixi də çox keçmişə gedir. İki dövlət, bir millət boş yerə demirik. Xoş gəlmişsiniz. Bir daha sizi bu proqramda görməkdən həqiqətən çox xoş oldu. Mənə çox məmnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş gördük. Evet, Savaş Bey, biraz istəyirəm federasiyanız haqqında məlumat verəsiniz. Evet, öncəliklə təşəkkür ediyoruz sizlərə. Bizlərə bu Kuba'da bu imkanı verdiniz. Program yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Size başta Eltan Bey olmak üzere tüm çalışan arkadaşlara ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de buradan sesimizi olabildiği kadar duyurabileceğiz sizin sayenizde. Bu bizim için çok önemli bir şey, mutlu bir şey. Avrasya Sanat, Kültür, Edebiyat ve Bilim Federasyonu dünyanın ve Türkiye'nin tek kültür sanat federasyonudur. Derneklerin, kültür sanatla uğraşan derneklerin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir federasyondur. Daha ikincisi henüz yapılmadı, dünyada tekiz. Amacımız 17 ülkede örgütlüyüz. Türk'ün yaşadığı hemen hemen her yerde olmaya çalışıyoruz. 17 ülkede örgütlüyüz, temsilcilik düzeyinde, yöneticilik düzeyinde, çalışma ve program düzeyinde yaklaşık 17 ülke ile örgütlü olarak çalışmalarımız devam ediyor. Avrasya Sanat, Kültür, Edebiyat ve Bilim Federasyonu niye kuruldu diye sorarsanız, Türk kültürünü, Türk tarihini bizden sonraki kuşaklara daha temiz aktarabilmek ve emperyalizmin yok edemediği kültürümüze sahip çıkmak için kuruldu. Kültürümüz, kültür bir halkın, ülkenin, vatanın yaşam kaynağıdır. Kültürü var olan, kültürü dik duran, kültürü yaşayan ülkeler her zaman geçmişe daha sağlıklı bakar, daha güzel bakar ve daha emin adımlarla bakar. Biz de o sebeple çalışmalar yapıyoruz. Tabii Azerbaycan bizim için çok önemli. Gence'den başladık gezimize. Güzel şehrimiz Gence'den başladık. Tabii her sene geliyoruz ama bu sene geliş amaçlarımız biraz daha farklılaştı, güzelleşti. Niye güzelleşti? Bu gezimizin geliş amaçlarının en önemlisi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türk dünyasında kurulmuş ilk cumhuriyetin 100. yılını kutlamak. En önemlisi de Nevruz'u erken kutlamak için geldik. Nevruz'u yaşamak ve bizim arkadaşlarımıza, Türkiye'den gelen konaklarımıza Nevruz'u yaşatmak istedik. Yani Azerbaycan'ın her yerini görmek istedik. 5. defa geliyoruz. Kuba'ya gelmemiştik şimdiye kadar. Bizim Azerbaycan temsilciliğimiz bu seneki programımız içine Kuba'yı koydu. Çünkü orada bir insanlık dramı var. Ona da biraz sonra gireceğiz herhalde. Bunu zaten biz okuyoruz, biliyoruz ama yaşamak da önemliydi. O yüzden de Kuba gibi güzel bir şehre geldiğimiz için de mutluyuz. Sizleri de gördük, güler yüzlü dostlarımızı gördük. Kendi evimizde gibi hissettik. Bu bizim için çok önemliydi. Teşekkür ediyoruz ayrıca size bu konularda da. Yahya Bey'e sorma geçmemişten evvel, ben istedim biraz da size öz televizyamız hakkında məlumat verim. Bizim televizya, Qafqaz televiziyası, Kuzey Azerbaycan'da yayımlanan Azerbaycan'ın ilk ve tek turizm kanalıdır. Ve turizm kanalı olarak da bu verilişi, bu programı yarattık. Biz ondan ötürü ki, yani bir yerin mekanı öğrenmek için onun keçmişine, tarixine bakmak lazımdır. Ve bu adla da keçmişe bakış adlı bir program yarattık. Tabii ki bizim bu kanalımıza sizin federasiyanın dediniz Avrasiya Kültür, Sənət, Ədəbiyyat, Bilim Federasyonudur. Bu federasyonla yəqin ki gələcəkdə də biz əməkdaşlıq edəcəyik. Sıx bağlılığımız olacaq. Nələri birləşdirir? Baxın, federasyon olaraq nə deyə bilər sizin federasiya hansı işlərlə məşğuldur? Öncəliklə Sayın Genel Başkanımız
teşekkürlerini size sundu. Ben de sunmak istiyorum. Eltem Bey'in şahsında bütün çalışanlara, televizyon çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi burada kabulünüzden dolayı. Ama yani bu kabul benim için biraz farklı kabul. Çünkü sizinle görüştüğümüzde hepinizin yüzü gülüyordu. Yani çok yani karşılamanız çok farklıydı. Gerçekten samimiyetle karşıydı. Yani dediler ki hava sıcaktır, soğuktur orada. Yok dedim, bizim televizyoncuların samimiyetinin sıcaklığı bizi ısıtıyor dedim. Gerçekten de öyledir. Onun için de çok teşekkür ederim. Avrasya Sanat Kültür Edebiyat Bilim Federasyonu, yani kısacası ASKEF, kısaltılması ASKEF'tir. Kuruluş amaçlarından en önde gelenlerden bir tanesi Türk kültürüne hizmet etmek bir kere. Yani Türk dünyasına hizmet etmek işin doğrusu. Türk dünyasına nasıl hizmet edeceğiz diye düşündük ASKEF olarak, yani Avrasya Sanat Kültür Edebiyat Bilim Federasyonu olarak. Toplandık bir araya, beyin takımı dediğimiz, sen genel başkanımızın başkanlığında. Biz Türk dünyası için neler yapabiliriz Avrasya olarak, ASKEF olarak? Tabii ki çok güzel şeyler ortaya çıktı, çok güzel fikirler ortaya çıktı. Bu fikirlerden bir tanesi mesela şuydu, devletler hiçbir şekilde STK'ların yapmış olduğu şeyleri yapamıyorlar. Yani STK dediğimiz sivil toplum kuruluşları, yani bizim gibi kuruluşların yaptıklarını yapamıyorlar. Onu ancak biz yapabiliyoruz. Niye yapamıyorlar? Çünkü onlar devletlerin menfaatleri neredeyse onlar orayla çalışırlar. O devletle irtibat kurarlar. Kültür, sanat onlar için ikinci planda kalıyor ki kültür sanat programları yapmak da bizim birinci planımızdır. Çünkü Sovyetler Birliği çerçevesinde olan Türk dünyasının büyük bir bölümü, işte bu yedi devlet dediğimiz, başta Azerbaycan olmak üzere, bunlarla Atatürk'ün de işaret ettiği gibi bir gün gelecek, Sovyetler Birliği yıkılacak, oradaki Türklere sahip çıkın sözünden, özdeyişinden de hareket ederek baktık ki bir ihtiyaç var burada. Yani Sovyetler Birliği çerçevesinde olan Türk cumhuriyetlerinin hepsi asimileye uğruyorlar. Bilmem efendim, kültürlerinde eksiklik var ya da işte yaşayamamışlar, bırakmamışlar yaşasınlar falan. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Türk dünyasındaki cumhuriyetlerin arasındaki bir kültür köprüsü kurmaktı. Bir amaç, asil amaç buydu. Bir kültür köprüsü nasıl kurulur? Birbirimize gitmekle, kültür, sanat faaliyetleri, çalışmaları yapmakla yapılır diye düşündük ve şu anda o çaba içerisindeyiz. 1992'de Nahçıvan Televizyonu'nda yine böyle bir program yapmıştık. Orada bana bir soru sordular. Dediler ki, yani bu, siz başka bir kültür, biz de başka bir kültür içerisinde yaşamışız. Bu nasıl olacak? Ben dedim ki, bu kültürü birleştirebilmek için ziyalılara çok iş düşüyor. Kültüre, sanata çok iş düşüyor. Ha, bunun yanında ticaret olacak, alışveriş olacak, gitmek gelmek, şu bu falan olacak ama ziyalılar ön plana çıkmazsa, kültür sanat adamları, söz sanatı, ses sanatçıları, söz sanatçıları ortaya çıkmazsa, birbirleriyle irtibat kurmazlarsa, ki kültürel faaliyetler yürütmezlerse bu iş olmaz. İlla ki ziyalılar, söz sanatçıları, ses sanatçıları ortaya çıkacak. Ki biz de oradan hareketle ortaya çıktık. Bir kültür köprüsü kurmak için harekete geçtik. Bu harekatın işte beşinci ayağıdır. Burada Azerbaycan'da oluşumuzun. Böyle devam ediyoruz yolumuza. Yahya Bey, bak dediniz ki bir körpü, Türk dünyası arasında, aynen, bir körpü rol, evet, oynamak istediniz. Tabii ki bizim unutulmayıp geleneksel oxşar kültürümüz var. Mən də sizin geyiminizə də baxıram. Hansı oxşarlıqları görürsünüz? Baxın, gəlirsiniz, deyirsiniz, 5-ci dəfədir bu gün Azərbaycana gəlirsiniz. Hansı oxşarlıqlar var sizin kültürlə bizim kültür arasında? Bir kere şu, bana mı soruyorsunuz?
Başkanım. Buyurun. Siz de sizin de fikriniz, iki erkeğinizin fikrini çok merak. Aslında soru tam tersinden bakarsak okşamayan ne var diye sorarsanız hiçbir şey. Ben de onu söyleyecektim. Çünkü her şey aynı. Bir de okşar saysa çok siyah uzun olur. Evet. İnsan ve toplum hayatı üçe ayrılır. Doğum, düğün ve ölüm. Tarihçiler bunu araştırırken bu üç ana unsurdan araştırırlar. Biz de araştırdığımız zaman Azerbaycan ve Türkiye arasında doğumda, ölümde ve düğünde hiçbir fark olmadığını gördük. Sadece zamanları, renkleri değişik ama bütün töreler, bütün gelenekler aynı. Yani yediğimiz, içtiğimiz çorba, biz çorba diyoruz, siz süp diyorsunuz. İçtiğimiz çorbadan... Yok, el aslında indi bizde de çorba. Lügatimiz, leksiyonumuz karışıp diye Rus dilinden. Geçiş yapıyorsunuz diye. Yavaş yavaş ki tabii ki o da bir zaman istiyor. Ondan kebaba kadar hepsi aynı. Hiç değişen bir şey yok. Mesela biz gelirken yollarda bakıyoruz işte lahmacuncu var, pideci var, kebapçı var. Bunların aynısı bizde de var. Hiç değişen bir şey yok. Yaşam biçimi de aynı, çalışma biçimi de aynı, dünyaya bakış açısı da aynı. Çünkü biz az önceki lafı söylerken, her yerde söylerken, iki devlet bir milletiz derken bunu boşa söylemiyoruz. Niye söylemiyoruz? Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev biz Afşin hareketi başladığında toplar, tüfekler ve askerlerim hazır. Türkiye'ye ne zaman isterse gönderebilirim dedi. Bakın bunu ancak kardeş yapar bunu. Başka hiçbir şey yapmaz. Bu çok önemli bir şey. O yüzden devletlerimiz de az önce Yahya Bey'in anlattığı gibi onlarla uğraşırken devletler her şeye yetişemezler. Hükümetler her şeye yetişemezler. Bunu tabii sivil toplum kuruluşları yapması lazım. Ayrıca devletler arası hukuk gereği bazı şeyleri onlar yapamazlar. Ama biz sanatçılar sanatın içinde şiirimizle, resmimizle, yazımızla bunları çok daha kolay yapabiliriz. Yani siyasetçilerin yapamadığı birçok şeyi çok daha kolay yapabiliriz. O yüzden de yapıyoruz da. Önemli çalışmalar içindeyiz. Devam ediyor bunlar. Biraz da tarihten konuşalım. Yani Türkiye ile Azerbaycan'ın ta dedik geçmişten beri birbirine sık alakalı tarihi geçmişi var. Bu tarihten de biraz danışalım. Eyni zamanda dediniz, qeyd elədiniz ki, sizin federasiya eyni zamanda bilim adamları toplaşır. Evet, tabii. Bir giriş yapayım, Yahya Bey devam etsin. Bəli, kısa bir giriş yapayım. Yani yakın tarihe bakalım. Önce çok uzak tarihe değil. Bu 100. yılı kutladığımız Cumhuriyet'in kurucusu Mehmet Emin Resulzade, Allah rahmet eylesin, aynı zamanda Atatürk'ün de danışmanlığını yapmış birisidir. Bəli. Yani burada bu kurulurken, Azerbaycan Cumhuriyeti kurulurken bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti'nin hazırlıkları yapılmıştı ve bunları beraber yapmışızdır. Bu tarih bize çok şey anlatıyor. Biz daha geriye doğru da gidebiliriz ama yakın tarihte bu işbirliği çok önemlidir. Ve Mehmet Emin Resulzade de bizim misafirimiz biliyorsunuz Ankara'da. Misafirimizdir. Benim için bu çok önemli bir unsurdur. Atatürk'ün danışmanlığını, bu konuda danışmanlığını yapmıştır. Kardeşliğini, yoldaşlığını yapmıştır. Önce Kurtuluş Savaşı'ndan başlayalım diye düşünüyorum. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Top yok, tüfek yok, mühimmat yok, yemek yok, ekmek yok, hiçbir şey yok. O zaman Sovyetler Birliği'nde 1923'te kuruluyor bizim devletimiz. Nerman Nermanov var. Azerbaycan devletinin başında bakıyor ki Atatürk çok zor durumda. Türk milleti çok zor durumda. Ne yapıyor? Gelinlerin, kızların parmağından, boynundan yüklükleri, altınları alıyor. 500 kilo Türkiye'ye, Atatürk'e altın yardımı yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Altın yardımı yapıyor. Kurtuluş Savaşı bitiyor. Bittikten sonra masaya oturalım. Nerman Nermanov'a ne kadar borcumuz var diye düşünülüyor. Nerman Nermanov ruhu şad olsun. Aynen şöyle söylüyor. Kardeş kardeşe borç vermez, yardım eder. Bu beni gerçekten çok etkilemişti. Hakikaten etkiledi. Yani bu tür tarihteki bu tür şeyleri konuştuğum zaman sohbetlerde hep gözlerim dolar, yüreğim acır benim. Ki biz işte, böyle bir indi ben de kıvraldım yani. Ama bunu demişken onda biz hem de buna toxunaq ki bu yaxınlarda Mart soyqırımı yaxınlaşır. Ermənilərin Azərbaycana qarşı elədiyi soyqırım. Onda da Nuru Paşa Azərbaycana yardıma yetişmiş. Ona geleceğim. İşte onu gelecektim araya girdiniz.
Biz buraya gelirken Gence'ye gittik. Gence'de yəqin bilirsiniz, çox özür istəyirəm, Gəncə Azərbaycanın ilk paytaxtı olub. İşte ondan bahsediyoruz. Baş şəhər olmuş. O Mehmet Emin Resulzade'nin hükümeti ilk kurduğu binayı da gördük orada. Orada konsolosluk bizi davet etti. Çok da güzel bir karşılama yaptı bize. Orada Nuri Paşa'nın resimleri falan vardı. Sergi açılmıştı ki tam ona denk geldik. Baktım ki gözüm takıldı. Hakikaten de gözlerim doldu. Ne oldu biliyor musunuz? Şu oldu. O karşımda gördüğüm Kafkas İslam ordusu, Nuri Paşa'nın komutasındaki ordu 100 yıl önce bizim kapıdan girdiğimiz kapıdan, bu Azerbaycan'a girdiğimiz kapıdan giriyor ordularıyla beraber İngilizlerin, emperyalist devletlerin Azerbaycan'ı işgal etmesini önlemek için ve 6 saat daha gecikseydi Nuri Paşa'nın orduları, şu anda belki biz burada olmuyor olacaktık. Belki de Azerbaycan denen bir şey olmayacaktı. Emperyalistler bizim deyimimizde paypuş edeceklerdi. Yani parçalayacaklardı. Ve orada aynen. Ben de Azerbaycan kökenliyim. Oradan geliyor zaten. Ben Azerbaycan kökenliyim tabii ki. Ve orada İngilizlere karşı, İngilizlerin modern silahlarına karşı bizim çakar almaz dediğimiz tüfeklerle ya da başka bir aletlerle karşı koyuyorlar toprağı korumak için. Bu insanlar bu toprağı karşılıksız seven insanlardır. Sizin Sengel dediğiniz, bizim de Mevzi dediğimiz yerleri kazıyorlar ve İngilizlere, emperyalistlere karşı savaşıyorlar. Ve bir haber geliyor ki Kafkas İslam ordusu Nuri Paşa komutasında Azerbaycan'a girdi. Ve Ahmet Cevat Ahuntzade o zaman şunu söylüyor. Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim düşebilsem toprağına. 100 yıl önce yazılmış bu ve şu anda 100. yılını kutladığımız, havasını terennüm ettiğimiz bu Azerbaycan'ın temeli işte o mısralarda atıldı. O tarih bizi o kadar etkiliyor ki, hakikaten bu memleket, bu topraklar şehit kanıyla sulanmazsa demek ki vatandaşmıyor. Onun için biz binlerce hem Azerbaycan olsun hem Türkiye olsun, o topraklar şehit kanıyla sulandı ki Çanakkale'de biliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili de bir şey söyleyeyim, aklıma geldi. Türk dünyasının 3 tane yaralı kalbi vardır şu anda. Birisi Kerkük, Türkmeneli. Birisi Çanakkale. 250 bin şehit verdik o toprakları kurtarmak için. Birisi de Karabağ. Biz kültür sanat dedik ya, bunu işte sanatla icra edebilmenin yollarını aradık. Bir antoloji çıkardık. Adını koyduk ki Kerkük'ten Karabağ'dan Çanakkale'ye. Üzr istəyirəm. Ya əslində bu tarix biz də öyrənirik indi. Həm də çox dərindən öyrənməyə çalışırıq. Neçə illər ötürdüyümüz, buraxdıqlarımızın acısını çıxmağa çalışırıq. Onsuz da dərindən öyrənirik. Ən azından elə Respublika Azərbaycanın hər yerindəki türk şəhidliyi bunun əyani sübutudur ki, yəni gəliblər azadlığımız uğrunda, yəni bizimlə qardaş Azərbaycanla çiyin-çiyinə döyüşüblər, torpaqları işğaldan xilas ediblər. Yəni təbii ki, bu bunun əyani sübutudur. Qarşılıq olaraq Çanakkale'de yatan birçok Azerbaycanlı şehidimiz de var. Yani evet. Nerede ihtiyaç olduysa bir araya gelmişiz ve ortak mücadele etmişiz. Evet, buyurun devam edin. Ben aslında bir Nebi Hezri vardı rahmetli. Gıyabi dostum Azerbaycan oldu. Azerbaycan şairi. Onun bir dörtlüğüyle hep başlıyorum televizyon programlarımda, konferanslarda falan. Hangi konu olursa olsun mutlaka onu söylemem gerekiyordu. Ama öyle oldu ki şimdiye dek geldi. Onu söylemek istiyorum. Buyurun. Biz 1995'te bir Türk Edebiyatı dergisi vardı. Benim de yazılarımın yayınlandığı. Onda Nebi Hezri'nin bir şiirine rastladım. Harici Ülkeler Sedri diye yazmış.
Ben de araştırdım, o adrese bir mektup yazdım. Dedim ki işte biz de Azerbaycan kökenliyiz, Türk'üz, işte sizi çok seviyoruz, şiirlerinizi okuyoruz falan gibi. Böyle bir duygusal bir mektup yazdım. Attım postaya. Dedim ki ya bu mektup koca 100 milyonluk bir Sovyetler Birliği. Ben kimim? Gidecek oraya bana mektup yazacaklar. Yahu hayal bunlar diye düşünüyorum. Ama her gerçek hayalden doğuyor derler ya. Ve benim hayalim gerçek oldu. Aradan 2 ay geçti. 2 ay sonra postacı geldi bana. Yahya Azeroğlu, efendim dedim. Size Rusya'dan bir mektup var dedi. O zaman Rusya'ydı. 1985 tarih. O mektubu hala muhafaza ediyorum. Açtım mektubu. Gözlerimden 2 damla inci gibi yaş geldi durdu burada. Süsledi suratımı. O gözyaşlarını hala unutamıyorum. Ellerim titriyor, yüreğim titriyor, bütün kemiklerim titriyor. Mektubu açtım. Başında şunu yazıyordu. Seslenip külekte coşup arazda, neçe yol ömrümde tufan görmüşem. Siz beni bir kere görmeseniz de ben sizi gönlümde her an görmüşüm. Çok derin bir anlam gizli. Yani geldi ağlama şimdi. Yani Rusya, koca Sovyetler Birliği, ben Azeroğlu. Ya ben neyim ya? Ben hiçbir şey, bana mektup yazmış. İşte bu mısralarla bana hitap etmiş. Savaş Bey, bayağı qeyd elədik ki, əslində Sovyetler Birliği'nin tərkibində olanda o gizli də olsa, o bizim özümüzə, Azərbaycana məxsus kültürümüz, adətlərimiz, ənənələrimiz əslində unudulmadı. O nənələrdən, nənələrimizdən, babalarımızdan bizə gizlində olsa, beşik başında da olsa anlatıldı. Bu baxımdan anlatıldı ki, yəni o Qafqaz İslam ordusunun o vaxtda Azərbaycana yetişib, nə qədər ailələri xilas eləməyin hamısı əyani şahid olmuşdu. Məsələn, mənim özümün anan, nənəm, mənə birinci dəfə əlim qələm tutub yazanda, təbii ki, mən hələ Sovetlər dönəmində ilk okula, ilk məktəbə təhsil almağa başlamışam. O zaman mən birinci yazmağa başlayanda mənə hələ kiril qrafikalı əlifba ilə yazmamışdan əvvəl, onda hələ latın qrafikası bilmirdi, ya, sadəcə ingilisli keçəndə öyrədirdilər. Nənəm mənə dedi ki, Azərbaycan əsl əlifbası budur, gəl bunu birinci öyrədim sənə. Və onun da tarixində gizlin də olsa mənə bunu anlatmışdı. Yəni onu demək istəyirəm ki, mən bir misalam və hamımızın evində nənələrimiz bunu anlatırdılar bizə. Və amma siz onda Azərbaycanı hələ Sovetlər Birliyində hələ də elə tanıyırdınız ki, yəni biz Azərbaycan hələ öz keçmişi barədə bəlkə də heç nə bilmir, unudulub. Əslində bu unudulmur, tarixi unutmaq mümkün deyil. Ən azından tarix əvvəl-axır üzə çıxır. Necə ki, Sovetlər dağıldı və əsl olanlar hamısı üzə çıxdı. Anlattığınız gibi Azərbaycan öz tarixini kaybetməmiş. Kaybetseydi zaten bugün çox zor olurdu. Bugün bizə bu müzələrdə göstərilən yazılar, resimler, kitaplar, bunların hepsi tarihi saklandığını ve bu döneme taşındığını gösteriyor. Yani tabii ki her şey bazen açık yapılamıyor, biliyor, bazen yasaklar oluyor, bazen engellemeler oluyor. Kendinizi yönetenlerden de bazen bir takım şeyler oluyor ama Azerbaycan tarihine çok iyi sahip çıkmış. Çünkü Azerbaycan bir müzeler ülkesi. Azerbaycan'da hangi şehire gitsek o şehirle ilgili çok bir ya da iki tane çok güzel müze görürüz. Bu müzeler belge ve bilgileri nereden gelir? Tarihten gelir. Doğal olarak da tarihine gerçekten sahip çıktığı için bugün ayakta olabilen ve dimdik durabilen cumhuriyetlerimizden bir tanesidir. O yüzden bu önemli bir unsurdur bence. Tarih Oğuzlardan sonra tarih, yani Oğuzlardan itibaren, ki hepimiz Oğuzlardanız, tarihini kaybetmemiş. Zaman zaman çok büyük zulümler görmüş, çok büyük baskılar görmüş, soykırımlar yaşamış, katliamlar yaşamış ama yine de tarihine sahip çıkmış ve bugün o yaşanan soykırımları, katliamları tüm dünyaya anlatıyor. Anlatmaya çalışıyor. Bizler de elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Askev Federasyonu olarak, Askev olarak siz geleceği de Azerbaycan'la ilgili hansı başka planlarınız var? Şimdi şöyle, Azerbaycan'la ilgili güzel planlarımız, güzel çalışmalarımız oldu. Onlardan kısaca bahsedersek, bir Hocalı soykırımına hitap edilen bir antoloji hazırladı üye derneklerimizden bir tanesi.
Sadece içindeki şiirler Hocalı ile ilgiliydi. Onun dışında biz Yahya Bey'in az önce bahsettiği antolojiyi hazırladık. Karabağ'dan, Köyfük'ten, Çanakkale'ye. Onun dışında konferansa buradan davetler yapıyoruz. Sık sık Hocalı konferansları biz de vermeye çalışıyoruz. Yani her meyanda, her zamanda Hocalı'yı insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Tabii Türkiye'de de şöyle bir şey oldu son dönemde. Şimdi yeni yeni değişiyor. Hocalı katliamı afişlerde böyle yazılıyordu. Biz buna karşı çıktık. O bir katliam değil, bir soykırımdır. Bunu böyle alalım diye. Çünkü biz bunun öyle olmadığını hem tarihten biliyoruz hem de sizin çok değerli bir milletvekiliniz var. Çok sık görüşüyoruz. Ganira Paşa'ya var ama. Onu da saygıyla anıyoruz. Galera Hanım çok sık Türkiye'ye gelir. Hocalı ile ilgili çok güzel şeyler söyler. Çok güzel insanları anlatır. Son 15 tane uluslararası kültür sanat etkinliği yaptık. Bunun son 3 tanesini Türkmeneli adıyla yaptık. Yani uluslararası Türkmeneli şairleri ve sanatçıları buluşması yaptık. Onu niye yaptık? Kerkük'te çok zulümler yaşandı biliyorsunuz yakın dönemde. Oraya dikkat çekmek için sürekli Türkmeneli etkinlikleri yaptık. Ve bunda da bayağı bir başarılı olduk. İyi çalışma yaptık. Birçok Kerkük'ün nerede olduğunu bilmeyen insanlar Kerkük'ü öğrendi. Kerkük'te kim olduğunu bilmeyen insanlar Kerkük'ü öğrendi. Şimdi sıra inşallah Yahya Bey'in çalışması var. Güney Azerbaycan'a doğru gidiyoruz. Tebriz'de yakın çalışmalarımız başlayacak. Orada önemli hazırlıklar yaptık. İnşallah orada da Tebriz'deki Güney Azerbaycan dostlarımızın da bir sesi olmaya çalışacağız. Ne kadar dayanak verirsek onlara da destek olmaya çalışacağız. Savaş Bey, bakın, biraz evvel dediniz ki Gəncə haqqında bilirdiniz. Bilirdiniz ki Azərbaycanın ilk başkəndi olub. Bəs bu dəqiqə oturduğumuz bu Quba haqqında nələrsə bilirdiniz mi? Əvvəl olmuşsunuzmu Qubada? Ümumiyyətlə Qubanın tarixi barədə nəsə bilirsiniz? Qubada olmadık. Əvvəlcə olmadı. Olmadı. Çünki olmadığımız için bu sənədə bizim Azərbaycan yöneticilerimiz bizi Qubaya getirdi. Tarih olarak biliyorduk, okuyoruz tabii Kuba'yı, yaşananları biliyoruz. Kuba unutulacak bir şey değil. Yani çok büyük katliamların olduğu yerler asla unutulmaz. İnsanların hafızasında kalır. Yani bunları biliyorduk ama bunları yerinde görmek istedik, bir de şahit olmak istedik. Okunmayla, sizin bana anlatmanızla ne kadar olur? Bir de olayı yerinde görmek, incelemek insana ne kadar daha güzel bilgi verir. Biz onu denedik, onun için geldik buraya ve gayet de iyi oldu. Kuba'yı da çok güzel bulduk, sizleri de çok güzel bulduk. Çok İnşallah sağ olun. Daha önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmaları devam ederiz. Yahya Bey'in söyleyeceği varsa bu konuyla Konuyla ilgili Kuba'yı bir dörtlükle anlatabiliriz aslında. İşte şiir böyle bir şeydir yani. Bir kıta okursunuz, ciltler dolusu kitap yazsanız anlatamazsınız onu. Yani, Şöyle diyor. Halk mahnısı, Kuba'nın ağ alması, yemeye bal alması. Yarım gelene kaldı, yaramın sağalması. Kuba'yı anlatıyor işte, bu Kuba'yı anlatıyor artık yani. Dolayısıyla Kuba'da yani ilk karşılanmış çok önemliydi. Yine söylüyorum üstüne basa basa. Bilmiyorum siz Türkiye'ye geldiğinizde biz sizi nasıl karşılayacağız? Öyle karşılayabilecek miyiz? Onun tedirginliğini yaşıyorum şu anda. İnşallah iyi olacak. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şunu sormuştunuz. Bundan bir bahsedeyim de böyle, seyirciler demesin ki bu nasıl bir kıyafettir falan. Buyurun. Aslında köklerimize, milli giyimlerimize bağlılık çok güzel bir şeydi. Evet. Bazı evet. Türk devletlerinde mesela Özbekistan'da da Kazakistan'da var. Hatta Kazakistan'da bu yakınlarda devlet kurumlarında resmi giyim milli giyimler olur. Bu evet. Çok bir güzel bir şey. Yani ümid edirəm ki, gələcəkdə bütün Türk dövlətləri öz milli köklərinə bağlı daha da gerçəkləşəcək. Kəndilərini, o deyir, kəndinə dön evet. Böyük Türk, sən kəndinə dön evet. Böyük olursan. Və biz öz keçmiş geyimlərimizi, gələksər geyimlərimizi dirçəldib, yəni o geyimlərimizdə istifadə edəcəyik. Çox da gözəl mühəşəm durur. Buyurun. Onun içində ben resmi giymək istedim. Siz de dediniz böyle daha güzel. Öyle cesaret aldım sizden. Sağ olun. Bir arkadaşım var, şair arkadaşım, onu da saygıyla anıyorum buradan, Elazığlı, Türkiye'nin Elazığ kentinden. Bu oranın folklorik milli elbisesidir. Ben de folklor oynarken Elazığ folklorunu oynadım. O bana dedi ki, Sayın Azeroğlu, ben Azerbaycan'a çok gelmek istiyorum ama maalesef gelemiyorum.
Çok ciddi problemlerim var, sıkıntılarım var. Ama ben sana bir elbise yaptırayım. Bir milli kıyafet yaptırayım. Hiç olmasa benim yerime orada bunu giy dedi. Ben de ona binaen bunu bu şekilde giydim. Geldim şu anda sizin gibi güzel insanların karşısında durmuş oluyorum. Arkasından ben bir edebi tarihe, yani küçük de olsa Azerbaycan'ın edebi tarihinden biraz bahsetmek istiyorum. Siz soracaksınız biliyorum ama yorulmayın, ben söylerim. Buyurun, ne güzel. Buyurun. Şimdi Sovyetler Birliği döneminde, tabii bizim okuduğumuz tarih bu, edebi tarih. Bir Mayıs İşçi Bayramı için şiir yarışması yaparlar. Ve Azerbaycan'dan da şairler katılsın derler. Ahmet Cevat Ahuntzade'yi zorluyorlar. Diyorlar ki sen de katılacaksın. Yahu benim ne işim var şiir yarışması, katılacaksın. Zorluyorlar. Katılıyor o da. Ve şöyle yazıyor o şiire. Diyor ki, ben her gelen bir Mayıs'ta pek çok ümitler bağlarım. Her gelecek Mayıs için leysan ağlar, men ağlarım. Yani burada Ahmet Cavad bildiğimiz kadar Türkiye, Türk dünyasına bağlı bir insan olup, tabii ki orada o iki satırda çok büyük mana var. Hem de ne mana çıkacak şimdi, seni dinleyin. Evet. Men her gelen bir Mayıs'ta, yani herhangi bir Mayıs olursa olsun, çünkü benim devletimin, Azerbaycan'ın temeli 28 Mayıs'ta atılmıştır. İşte o Mayıs'ı kastediyor. Pek çok ümitler bağlarım. Devletimin yeniden kurulması, temelinin atılması benim ümitlerimi yeşertiyor. Benim ümitlerim fazlalaşıyor anlamında yazıyor. Pek çok ümitler bağlarım. Her gelecek Mayıs için leysan ağlar, men ağlarım. 28 Nisan'da da Sovyetler Birliği tarafından işgal ediliyor Azerbaycan ve orada da ümitleri kırılıyor. Gözyaşlarını Nisan yağmurlarına benzeterek Nisan ağlar, ben ağlarım diye yazıyor, gönderiyor. Ama indi, yani yanki ruhu çok şattı. Dahi şairimizin Ahmet Cavad'ın şiirine beslen, dövlət himnimiz onun sözlerine bestelenir. Her gün zəfərlər çalanda üç rəngli bayrağımızla birlikte o dövlət himninə səslənir. 28 Mayı biz Cumhuriyetimizin yarandığı gün kimi qeyd edirik, bayram edirik. Belə bir zəfər. Bu gidiyor, şiir birinci geliyor. Birinci geliyor ve buna ödülünü veriyorlar. Birincilik ödülü. Aradan 2 yıl geçiyor. Ahmet Cevat'ı çağırıyorlar. Diyorlar ki gel, sen bu manada yazmışsın bu şiiri. Yani devletin kurulmuş, ümit bağlıyorsun, yıkılıyor. Nisan gözyaşları gibi gözyaşları akıtıyorsun diyor ve bunu hapsediyorlar. Zindana atıyorlar. O zaman 30 yaşında mı, 28 yaşında vurulan, kurşuna dizilen Mikail Müşfik var. Mikail Müşfik'e Ahmet Cevat mektup yazıyor. Mahpushaneden, zindandan. Diyor ki, hani yaz mevsimi gülüm çemenim, tez düştü yurduma hazan ayeller. Men yaza bilmirem kollarım bağlı, yok mu bu derdimi yazan ayeller? Mikail Müşfik'e gönderiyor bunu. Mikail Müşfik de buna yazıyor. Böyle mektuplaşıyorlar. Ve bundan dolayı da kağıt kalemi yasaklıyorlar. Ama o ne yapıyor? Kömür kırıntılarıyla duvara yazıyor. Ve nihayetinde Ahmet Cevat Ahuntzade'yi kurşunluyorlar ve mezarı belli olmuyor. Mikail Müşfik yine aynı şekilde biz bu tarihlerle yetiştik, yani böyle
edebi tarihlerle yetiştik, bizi bu zamana getirdi, işte geldik, buradayız, karşınızdayız. Beni de duygulandırdınız Yahya Bey. Yani aslında o döneme bakanda, o döneme nəzər salanda, nəzər getirəndə duygulanmamak elimizdə deyil. Bu hem de aynı zamanda bizim duygulanmamız aynı zamanda bir sevinç de doğurur ki, yani artık o dönemler geçmişte kaldı. Aradan köprülər götürüldü, o bağlantılar götürdü və yenə də birik, yenə müstəqil bir demokratik bir dövlətik. İki qardaş arasında istədiyimiz var, iki qardaş dövlət arasında gedib gələ bilirik. Nə gözəl, nə mutlu bizə. Yenə bir aradayıqsa, bax, bizim bu verilişimiz də elə bunun bir əyanı sübutudur. Tabii hem de milli değerlerimize sahip, canı pahasına sahip çıkmış insanlardan bahsediyoruz. Ondan duygulanıyoruz. Yani biz şu anda sanat yapıyoruz, şiir okuyoruz ama çok rahatız. Onlar canı pahasına bunları yaptılar ve canlarını verdiler. Zaman zaman şey için Hocalı katliamı, soykırımı, 20 Yanvar soykırımı çerçevesinde televizyonlar, televizyon programlarına falan bazen çağırıyorlar, bizi gidiyoruz. Hocalı'yı anlattık orada. Yani tarihtir Hocalı. 20 Yanvar tarihtir. Tarih yeniden yazılıyor ama maalesef kanla yazılıyor. Kanla yazıldı. Onun için de biz memleketimiz... Sizce bir, böyle bir şey var, deyir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır, diyor şair. Tabii ki bir de şu var. Şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. Eğer bir milletin şairleri olmazsa, haykırmazsa, işte bak, biz bunları konuşamayacaktık. Söyleyemeyecektik bunları. Dolayısıyla tarihi kanla yazılan vatanı karşılıksız sevmek gerekiyor. Karşılıksız. Hiçbir karşılık beklemeden sevmek gerekiyor. Çünkü insanlar aç yaşayabilir, susuz yaşayabilir, başka yerlerden gıdalanabilir, alabilir. Efendim, evlatsız yaşayabiliyor, eşsiz yaşayabiliyor, açsız yaşayabiliyor, işsiz yaşayabiliyor. Ama vatansız asla. Onun için vatan, özellikle kanla tarihi yazılan vatan her şeyden önemlidir. Onun için de karşılıksız sevmek gerekiyor. Bizim Avrasya Sanat, Kültür, Edebiyat, Bilim Federasyonu da işte bu yoldadır. Çizgimiz bu. Size bu yolda başarılar dileyirəm. Bilirəm, yoldan geldiniz, yorgunsuz. Programımıza yekun vurmak istedim ama önce sizin arzularınızı, fikirlerinizi alalım. Aa, bitti mi program? Ne çabuk bitti. Biz teşekkür ediyoruz. Başta Eltan Bey'e. Sizlere teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Tarih her zaman aydınlanmalı. Tarihi her zaman gençlerimiz, cevanlarımız bilmeli. Bizim tarihimiz çok farklıdır. Bizim tarihimiz çok yüklüdür. Dünyada hemen hemen hiçbir ülke yoktur ki ya da hiçbir halk yoktur ki tarihini 1000-2000 yıl öncesini bilsin. Ama biz biliyoruz. Oğuzların neler yaptığını hepsini biliyoruz ama dünyada başka bir ülke daha bu kadar tarihte geriye gidemez. Yani tarihini en iyi bilen halklardan biri Türk halkıyız ve kendimizi Türk olmaktan dolayı çok şanslı hissediyoruz. İyi ki Türk doğmuşuz diyoruz. İyi ki de Türk öleceğiz diyoruz. Güzel programı bize fırsat tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem Kuba'da olmaktan hem sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduk. İnşallah sesimizi sizlerde duyurma fırsatı bulduk. Sizler de Türkiye'ye geldiğiniz zaman, Türkiye'ye kardeşlerimizden kim gelirse gelsin, biz her zaman kucak açmaya hazırız, sarılmaya hazırız, destek olmaya hazırız. Çünkü biz gerçekten bir milletiz. Az önce Yahya Bey'in işte o duygusal anları bize anlattı ki, hiç fark yok, hepsi aynı, aynı duyguları yaşıyoruz. Bir de kültür farklılarının içinde duygu farklılığı vardır. Biz aynı duyguları yaşıyoruz. Bizim için önemli olan o kardeşliğimizin göstergesidir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bütün emek veren arkadaşlarımıza. Sağ olun. Çok mutlu olduk. Çok şahit ettiniz bize.
Teşekkür ederiz. Rica olun. Yahya Bey, mən sizinə son sözü verməmişdən əvvəl istəyirəm tamaşaçılarımızla sağollaşım. Yəqin ki, siz sözünüzü şeirlə deyəcəksiniz. Olur, sıkıntı yox. Gördüyünüz kimi bugün çox fərqli oldu. Eyni zamanda çox duyğulu anlar yaşadıq. Bu da Yahya bəyin, Savaş bəyin söhbətlərindən dolayı oldu. İnanırıq ki, veriliş sizin üçün də çox maraqlı oldu. Atan kimdir deyəcəksən bana sən, işte cevap vermək istiyorum sana ben. Kulağını, gözünü dört açıp dinle, şöyle bir muhabbet edem seninle. İlk soyumdur, ilk soyumdur Asya Hakimi Oğuz, evladıdır Kanuni Sultan Yavuz, düşman ruhuna kurmuş köşk ile villa, Avrupa'yı titretti atalardan Atilla. Sarayını süslerdi sürmeli gözlü sultan, Allah Allah diyordu o zaman da genç Osman. Kimi yiğit kaplandı, kimisi de bir arslan, tarihe şan katmıştı Malazgirt'te Alparslan. Oğuz dedi, Asya'ya ben hakim olacağım. Atilla da dedi ki dünyayı alacağım. Atatürk'üm de dedi Türklüğü unutmayın. Onun içindir ki ben Türk'üm, 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 Türk kalacağım.